Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifim var. Hazırlaması sadece 5 dakikanızı alacak. Sonrasında da isterseniz buzluğa kaldırıp, istediğiniz zaman çıkartıp, pişirip yiyebilirsiniz. Bu kadar kolay, bu kadar pratik, güzel bir kurabiye. Gördüğünüz gibi 200 gram tereyağını küçük parçalara böldüm ve onu bir yoğurma kabına ekledim. Üzerine de 125 mililitrelik çay bardağıyla 100 gram bir çay bardağı toz şeker ekledim. Şöyle bir onları öncelikle karıştıracağım ikisini beraber. Daha sonrasında bir adet yumurta sarısı ekleyeceğim. Bir tanesi pardon yumurta akını da ayırdım burada kenarda. İsterseniz buna önce kestikten sonra kurabiyelerinizi yumurta akına bulayıp ardından da gördüğünüz pirinç fındığa batırıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Yumurtayı da karıştırıp yoğurduktan sonra 5 gram bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu ekledim. Bir çay kaşığı kadar vanilya özütü ekledim. Siz isterseniz elbette bir paket vanilya da ekleyebilirsiniz. Artı burada 200 mililitrelik su bardağıyla 200 gram toz fındık var. 2 su bardağı dolusu onu da ekliyorum. Artı 300 gram unum var burada da. 2,5 su bardağı yapıyor. Yine 200 mililitrelik su bardağıyla. Onu da ekleyip hepsini beraberce yoğuracağım. Tüm malzemem görüyorsunuz bu kadarcık. Çok az, her evde bulunabilen basit malzemeler ama lezzet inanılır gibi değil gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu kurabiye hamurunu hazırlayıp rulo yapıp işte birazdan göreceğiniz gibi buzluğa kaldırabilirsiniz ki ben de zaten 1 saat boyunca buzlukta dinlendirdim. Önce dondurdum, daha sonrasında pişireceğiz. Buzlukta bırakabilirsiniz. Bir kısmını pişirebilirsiniz. Fazla yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir kısmını pişirip kalanını buzlukta bırakabilirsiniz. Misafiriniz geleceğinde hemen çıkartıp dilimleyip şöyle bir yumurta akına batırıp ondan sonra da fındığa batırıp kızartabilirsiniz. Pardon, fırında pişirebilirsiniz. Evet, şöyle bir streç film arasına saralım ya da bir fırın pişirme kağıdı arasına. Toplam ben küçük kurabiyeler yapacağım lokmalık, o yüzden ruloyu biraz böyle 2 santimetre çapında yaptım. Elbette daha kalın bir rulo yaparak daha büyük kurabiyeler de yapabilirsiniz, dilimleyebilirsiniz. Şimdi buzluğa kaldıracağım, dediğim gibi 1 saat boyunca orada dinlendirdikten sonra çıkaracağım. Gördüğünüz gibi dondular bile. Şimdi fırın pişirme kağıdının üzerine bunları aralıklı olarak dizeceğim. Bu arada fırınımı da açmıştım. Ben fanlı fırında pişirdim. 2 tepsiyi aynı anda. O yüzden 180 derece fanlı fırın ayarladım. Ama siz eğer alt üst fırın kullanıyorsanız 190-200 dereceye ayarlayabilirsiniz fırınınızı. Ama o zaman tek tek pişirmeniz gerekir tepsileri. Her bir tepsiyi 15 dakika pişireceksiniz. Eğer yumuşaksa sakın ona aldanmayın. Çıkarıp soğuttuğunuz zaman onlar sertleşecekler. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular, lokma lokma. Şimdi bunları bu pirinç fındık denilen fındıkla biraz tavada da onu kısık ateşte kavurdum, yağsız tabii ki. Şimdi kurabiyelerim de soğuyacak, o da soğuyacak. Kurabiyelerimi şöyle çikolataya kenarlarını batırdıktan sonra ondan sonra da pirinç fındığa bulayacağım. Dediğim gibi başta da isterseniz yumurta akını pişirmeden önce üzerine bandırıp kurabiyeleri daha sonra da fındığa bandırıp fındığı hiç kavurmadan direkt o şekilde fırınlayabilirsiniz, pişirebilirsiniz. Çikolata olması şart değil. Beyaz çikolata veya siyah çikolata, bitter çikolata, sütlü çikolata istediğinizi kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi yumurta akını isterseniz sadece kenarlarına batırıp fındığı da kenarlarına bulayarak o şekilde de pişirebilirsiniz. Tamamen hepsi size kalmış, sizin zevkinize kalmış. Her şekilde hazırlayabilirsiniz.
Ben bir kısmını fındığa buladıktan sonra kalan kısmını da kimini beyaz çikolatalı yaptım. Böyle küçük şekerli toplara bandırdım. Birazdan fotoğraflarını da göreceksiniz videonun sonunda. Lütfen videoyu da sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyelim, olmaz mı? Hatta lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra henüz abone değilseniz aşağıdaki bildirim zilini de açmalısınız, abone olun yanındaki ve tümü seçeneğini seçerseniz eğer zile bastığınız zaman o zaman tüm yayınlarımdan her zaman anında haberiniz olacak. Evet, görüyorsunuz rengarenk kahve eşliğinde harika oluyor. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, bir haftadan fazla dayanıyor. Güzel böyle sıkı kapaklı kaplarda birkaç hafta bile dayanabilecek bir kurabiye. Bunu da hatırlattıktan sonra teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle.